Merhabalar, değerli meslektaşlarım, kıymetli arkadaşlarımız, sevgili ziyaretçilerimiz, dinleyenlerimiz. Bugün sizlerle beraberiz. Üreme Tıbbı Derneği ve Cerrahisi ile beraber bugün sizlerle iki kıymetli genç meslektaşımla miyomların infertilite üzerine etkileri, IVF öncesi nasıl tedavi edilecekleri veya nasıl yönetim edilecekleri konusunda bilgiler sunacağız. Bugün Ankara Üniversitesi Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Sayın Doçent Doktor Yavuz Emre Şükür ve Gazi Üniversitesi Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor İsmail Güler ile beraberiz. Onlara da çok teşekkür ediyorum katılımları için ve değerli katkıları için. Bildiğiniz üzere kadınlarımızda en sık görülen benign tümör, miyom, leiomyomateriler ve bir şekilde subfertilite ile ilişkileri var. Bunların farklı fizyopatolojik mekanizmaları var, hipotezler var, teoriler var. Ve dolayısıyla bazı konularda da tabii tartışmalı durumlar söz konusu. İşte nüllü paralarda daha sık görülüyor, ileri yaş kadınlarında daha sık görülüyor. Diğer jinekolojik sorunlarla beraberliği daha sık işte yerleşim yeri, sayısı, boyutu bunların hepsi tartışılıyor. İşte gray zone dediğimiz yerleşim yerlerinde olanlar acaba gerçekten fertilite üzerine veya IVF üzerine anormal etkileri var mı? Bunların hepsini tartışacağız. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. İlk konuşmacımız Sayın Doçent Doktor Emre Şükür'e sözü vermek istiyorum. Emre, zannediyorum IVF öncesi miyomların çıkarılması, tedavi edilmesi konusunda bize bilgiler sunacak. Buyur Emre. Çok teşekkür ederim. Güzel girişiniz için. Öncelikle Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Nazik davetleri için. Benden istenen çıkarılması yönünde konuşmam. Bu yöndeki kanıtları sunmaya çalışacağım. Sunum planım şöyle olacak. Önce uterin miyomlar ve sınıflandırması ile ilgili kısa bir giriş yapacağım. Sonra infertilite ile ilişkileri ve patofizyolojisi ile ilgili biraz konuşacağım. Sonra miyomektomi yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız ve miyomektomi yapacaksak da hangi yöntemleri nasıl seçeceğiz? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Sizin de bahsettiğiniz gibi üreme çağında oldukça sık görüyoruz. Asemptomatikleri de kattığımızda %70'lere varan oranlarda kadınlarda, miyomlarda karşılaşıyoruz ve %20-50'sinde asemptomatik olarak karşımıza çıkıyor. İnfertilite ile başvuran kadınların %10'unda miyoma rastlıyoruz ve sadece infertiliteden sorumlu tek etken olarak miyom gördüğümüz hastalar ise bu infertil popülasyonun %3'ünden azını teşkil ediyor. Ama yine de bunlar bizim için önemli çünkü artık kadınlar fertilite yaşlarını öteliyorlar. Gebelik sahibi olmak istedikleri yaşı öteliyorlar ve bu miyomların sıklığıyla çakışıyor. Yani daha sık gördüğümüz ileri yaşlara doğru kayıyor. Ve şöyle bir projeksiyon var. 2050 yılında miyom nedeniyle hastaneye yatışlar ve miyomektomi yapılma sıklığı %30 kadar artacak deniliyor. Dolayısıyla bu konu daha da önemli hale geliyor. Figo miyomları işte yerleşim yerlerine göre
sınıflandırıyor. Hepimizin bildiği gibi 0, 1 ve 2 kaviteyle ilişkisi olan miyonlar. Burada 3, 4, 5 ve 6 biraz daha tartışmalı, bugünkü konu için tartışmalı olanlar. Miyometriyuma, endometriyuma yakınlıklarına göre miyometriyum içerisindeki şeyler, intramural miyomlar sınıflandırılıyor. Peki infertilite ile ilişkileri nasıl? Yani nasıl infertiliteye neden oluyorlar? Mekanizmalar neler? Bir kere birincisi anatomik etkileri. Eğer kavite içerisinde ise ve bir kavite distorsiyonu yaratıyorsa veya kavite dışında da olabilir. Tüpler üzerinde bası etkisiyle fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Anatomik etkileri var. Endometriyal ve subendometriyal kan akımında bozulmaya neden olabilir deniliyor. Uterin kontraktiliteye, peristaltizme etkisi olabilir şeklinde bir mekanizma öneriliyor. Ve bir takım moleküler, sitogenetik değişiklikler ile endometriyal reseptivite üzerinde olumsuz etkileri olabilir deniliyor. Kapsülü kalın olan, pseudo kapsülü daha kalın olan miyomların etkilerinin daha fazla olduğu söyleniyor ama bununla ilgili yeterli kanıt yok. Şimdi endometriyal ve subendometriyal kanlanmanın azalmasına neden olabilir deniliyor. Bu çalışmada endometriyal ve subendometriyal kanlanması daha iyi olan hastaların gebe kalabildiği ama gebe kalamayanlarda bu kanlanmanın daha az olduğu gösterilmiş. Daha sonra takip eden bir çalışmada intramural miyomları olan kadınların bu miyom çevresindeki kanlanma arttıkça endometriyal kavite çevresindeki kanlanmanın azaldığı ve buna bağlı olarak da gebelik şansının olumsuz etkilenebileceği söylenmiş. Ancak yine bunun direkt kanıtı yok. Bir başka mekanizma uterin peristaltizmindeki değişiklikler demiştim. Bu çok uzun yıllardır çalışılan, değerlendirilen bir konu. Aslında lüteal fazda, implantasyon penceresi zamanında daha sessiz kalması beklenen miyometriyumun eğer peristaltizm sayısının artarsa daha düşük gebelik oranlarının daha düşük olacağı ama peristaltizm arttıkça da gebelik oranlarının azalacağı gösterilmiş, çalışılmış durumda. İntramural miyomlar için de aynı şeyi değerlendirmişler ve 3 dakika içerisinde 2'den fazla, 2 veya daha fazla peristaltizme neden olan miyomlar olduğu zaman gebelik şansının hemen hemen olmadığı şeklinde bir çalışma var, Japonya'dan yapılmış. Aynı grup daha sonra ikinci bir çalışmada miyomektomi yaptıktan sonra peristaltizmin değişip değişmediğini aynı hastalarda değerlendirmişler ve miyomektomi öncesinde ortalama 3-4-5 civarında görülen peristaltizm sıklığının miyomektomi sonrasında 3-4 ay sonra oldukça azaldı, 0-1'lere indi ve bu hastaların bir kısmının spontan olarak da gebe kalabildiğini göstermişler. Diğer mekanizmalar kavite içerisindeki moleküler değişiklikler, işte HOXA10 gibi, leukemia inhibiting faktör gibi, işte BMP2 gibi implantasyonda önemi olduğunu bildiğimiz bazı gen ekspresyonlarının azalmasına neden oluyor. Ve buna bağlı olarak da gebelik şansının azalmasına neden olabiliyor şeklinde. Bu tabii sadece submüköz miyomlar için değil, intramural miyomlar için de gösterilmiş durumda. Mikrobiyomu etkileyebilir. Çeşit mikroRNA'lar salgılanarak bunların yine implantasyon üzerinde olumsuz etkisi olabileceği, sitokinler ve kemokinler aracılığıyla da yine implantasyonu bozabileceği söyleniyor miyomların. Peki klinik olarak yansıması ne? Bu etki mekanizmaları çalışılmış durumda ama klinik yansıması ne? Bununla ilgili birçok çalışma var. Ben tek tek her çalışmaya değinemeyeceğimiz için sadece metaanaliz sonuçlarını koydum. Burada eski metaanalizler, ilk metaanalizler 2007, 2008, 2009'da sırasıyla gelen 3 büyük metaanaliz var. Submüköz, intramural ve hatta subseröz miyomları
birlikte değerlendiriyorlar. Ve bu üç metanizden ortak çıkan sonuçlar şöyle. Submüköz miyomlar implantasyon oranı, klinik gebelik oranı ve canlı doğum oranını belirgin şekilde azaltıyor. OTS'u %0.3 şeklinde yaklaşık olarak OTS'u. Yani %70'lik azalma söz konusu bunlarda gebelik şansında. İntramural miyomlar için de yine anlamlı bir şekilde başarının azaldığı, gebelik şansının azaldığını gösteriyorlar. Burada da OTS 0.7-0.8 civarında, yani %20-30'luk bir başarıda azalma görülüyor. Subseröz miyomlarda ise ya değerlendirilmemiş ya da olumsuz etkisine rastlanmamış şeklinde. Ancak bu ilk meta analizler tüm miyomları olan hastalar, tüm miyomları olan miyomları değerlendiren çalışmaları içeriyor. Bunun ardından son 10 yıl içerisinde kavite ile ilişkisiz intramural miyomları değerlendiren meta analizler sırasıyla gelmeye başlıyor ve hemen hemen hepsi yine intramural miyomlar için %20-30'luk gebelik şansında azalmayı söylüyor, bahsediyor. En son meta analiz 2019'da yapılmış. Bu biraz daha seçici davranmış bir meta analiz. Submüköz miyom değerlendirilen hiçbir çalışmayı almamışlar ve sadece canlı doğum sonuçlarını veren çalışmaları dahil etmişler ve mutlaka intramural en az bir miyomu olan hastaların olduğu çalışmaları dahil etmişler ve buna göre de yine gebelik canlı doğum şansında %40 civarında bir azalma görülüyor intramural kaviteyin içerisine girmeyen intramural miyomları olan hastalarda. Peki etkisi var, olumsuz etkisi var ama hangi boyutta? Yani tüm intramural miyomların benzer bir etkisi var mı? Bununla ilgili çok fazla çalışma yok. Olanlara baktığımız zaman da bu çalışmada 7 santimetrenin altındaki miyomlar değerlendirilmiş ve 4 santimetre ile 7 santimetre arasındaki miyomu olan, intramural miyomu olan kadınlarda gebelik şansının belirgin şekilde azaldığı söylenmiş. Bir başka çalışmada 2014'te yapılmış ve tip 3 miyomu olanların belirgin şekilde şansının azaldığı ve 2.85 gibi bir cutoff belirlemişler. Bunun üzerinde 2.85 santimetrenin üzerindeki intramural miyomu olan kadınlarda yine gebelik şansının azaldığını söylemişler. Bir başka çalışma daha yakın zamanlı kontrol hastaları da dahil edilmiş burada. Miyomu olanlar, olmayanlar, işte bir miyomu olanlar, iki miyomu olanlar, işte miyomların boyutları değerlendirilmiş ve burada 8 santimetreye kadar olan tüm miyomlar dahil edilmiş. 1 ile 8 santimetre arasında. Buna göre de yine 3 santimetrenin üzerinde ise intramural miyom ya da birden fazla miyom varsa, 2 veya daha fazla miyom varsa olumsuz etkisi olduğundan bahsedilmiş. Peki miyomektomi başarıyı arttırıyor mu? 212 tane miyomu olan hastayı 106 tane 2'ye 1 şeklinde ya da 1'e 1 şeklinde meç ettikleri, miyomu hiç olmayan hastayla meç ettikleri bir çalışma. Burada cerrahi yapıldıktan sonra, miyomektomi yapıldıktan sonra spontan gebelik şansının daha yüksek olduğunu göstermişler. Ki burada hastaları miyomların boyutlarına ve sayılarına göre de ayırdıklarında yine az olan, daha küçük olanlarda bile veya miyom sayısı daha az olanlarda bile bu faydalı etkiyi görmüşler. Ancak tabii bununla ilgili çalışmalar, yani miyomektominin gebelik şansını arttırmasıyla ilgili olan çalışmalar oldukça az ve doğru şekilde dizayn edilmiş çalışmalar değil. Bu onlardan bir tanesi. 2019'da yapılmış ve örneklem büyüklüğü hesaplanırken az önce bahsettiğim bir önceki çalışma, yani 20 yıl önceki çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurulmuş. Düşük sayıda hastalarla yapılmış bir çalışma. Submüköz komponenti olduğu zaman etkinin anlamlı olduğunu söylüyor. Ancak sadece intramural miyomların çıkarılmasının istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olmadığını söylüyor. Ama bu çalışmanın şöyle bir defekti var.
Miyomektomi yapılan gruptaki hastaların over rezervi zaten daha düşük ve yaşları daha ileri. Yani biraz elma ile armutu karşılaştırır gibi bir durum söz konusu burada. Ama yine de bir miktar faydalı etkisinin olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili tek randomize çalışma var 2006'da yapılmış olan. Burada submüköz miyomları kendi içerisinde randomize ediyor, intramüralleri kendi içerisinde randomize ediyor. İntramüsküler ve submüköz olanları yine kendi içerisinde randomize ediyor. Buna göre submüköz komponenti olanlarda istatistiksel olarak anlamlı başarı fark olduğunu, miyomektomi yapılmasının başarıyı arttıracağını söylüyorlar beklendiği gibi. Ancak intramural olan miyomlarda istatistiksel bir fark görmüyorlar. Yine de %56-40, %35-21 gibi göze çarpan bir şey var, anlamlı etkisi var. Burada da şöyle bir durum var, değerlendirirken sonuçları şuna bakmak lazım. Burada tek miyom olan hastalar alınmış, multiple miyom olanlardaki hastaların da etkiyi bilmiyoruz ve daha küçük miyomları olanlar alınmış. Belki daha büyük miyomlar da ayrıca değerlendirilmiş olsaydı daha anlamlı etki gösterilebilirdi. Tabii bilmiyoruz hangi miyom çıkarılacak. Bununla ilgili kesin öneriler maalesef ki yok. Çok uygun dizayn edilmiş çalışmalar olmadığı için. Burada Ertan Sarıdoğan Hoca'nın bir şeyi var. Bu konuyla ilgili bir makalesi var, bir derlemesi var. Ve kendi makalenin sonunda kendi klinik yaklaşımlarını bir önerme şeklinde sunuyorlar. Buna göre de diyorlar ki 5 santimetrenin altında ve intramural kavite ile ilişkisi olmayan hastalarda ilk önce IVF denenmelidir. 5-6 santimetre aralığında ise yine kavite ile ilişkisiz miyonlarda önce IVF biz deniyoruz diyorlar ve 1-2 defa IVF başarısı, 1 veya 2 defa IVF başarısızlığı varsa hastanın hikayesine ya da yaptığımız IVF'lerde başarı elde edemediysek o zaman miyomektomi yapalım, daha sonra IVF ile devam edelim diyorlar. 7 santim ve üzerindeki intramural miyomlarda ise direkt olarak önce miyomektomi yapalım diyorlar. Peki miyomektomi ne tipte, hangi miyomektomi yapacağız? Laparoskopik, laparotomik, açık yani ya da histereoskopik. Bunların hepsini bir arada değerlendiren bir çalışma var. Prospektif olarak yeni yayınlanmış bir çalışma. Hemen hemen hepsinde aslında o fertilite şansının gebelikten sonra benzer olduğunu söylüyorlar. Aralarında çok büyük bir farklılık yok. Özellikle gebelik deneyen hastalar, yani miyomektomiden önce gebelik deneyen ve sonrasında da denemeye devam edecek olan hastalara baktığımızda %40 civarında gebelik şansının olduğunu görebiliyoruz ve aynı zamanda canlı doğum şanslarının da yine benzer olduğunu, yani yöntemler arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Cochrane metaanalizi var en son 2020'de. Burada laparoskopik ve laparotomik miyomektomiler karşılaştırılıyor daha sonraki fertilite potansiyelleri açısından ve canlı doğum şansları açısından ikisi arasında bir fark yok ve erken doğum açısından da yine iki yöntem arasında bir fark olmadığı söyleniyor. Tabii laparoskopik miyomektomi tercih ettiğimiz zaman bir takım sorular akla geliyor. Acaba işte VLAC gibi kırçıllı sütürler kullanmamızın bir zararı var mı? Hayır, bununla ilgili bir şey yok, kanıt yok, bir zararı yok. Kırçıllı sütürleri rahatlıkla kullanabiliriz laparoskopik miyomektomi yaptığımız zaman. Sonuç bu şekilde. Acaba uterin rüptür riski açısından laparoskopik ve laparotomik miyomektominin bir farkı var mı? Bununla ilgili çok geniş bir Amerika ve Kanada database'ini içeren bir çalışma var, yakın zamanda yayınlanmış. 54 bin miyomektomi yapılmış hasta ve 237'sinde bunların uterin rüptür görülüyor. Ortalama %0.43 gibi. Tabii baktığımız zaman laparotomik olanlarda işte %0.5 iken sanki laparoskopiklerde %1 gibi oluyor. Bir miktar daha artmış gibi görünüyor uterin rüptür riski daha sonraki gebelikte. Ancak bununla ilgili başka çalışmalar da var. Onlarda da
0.5, 0.6 gibi oranlar veriliyor yine laparoskopi sonrasında. En son Cochrane meta analizi de yine laparoskopinin uterin rüptür riskiyle ilişkisine dair yeterli kanıt olmadığını söylüyor. Bir başka soru, acaba miyomektomi yaptıktan sonra ne kadar zaman sonra bu hastanın gebe kalmasına izin vermeliyiz? Gebeliğe geçen, gebelik başlangıcına kadar geçen süreyle daha sonra rüptür açısından bir risk artışıyla ilişkisi var mı şeklinde baktığımız zaman yeni yayınlanmış bir derleme hiçbir etkisi yok sürenin. Genellikle 3 ila 6 ay beklenmesi yönünde öneri ama daha fazla beklendiği zaman da bu şey değişmiyor. Rüptür riski değişmiyor. Hastaların, rüptür olan hastaların dağılımında bir değişiklik olmuyor. Hangi yöntemle yaparsak yapalım bir şekilde kavite içerisinde sineşi yaratma riskimiz tabii ki söz konusu. Açık cerrahi de yapsak bir risk söz konusu. Bu bizim Ertan Hoca ile yaptığımız bir çalışmaydı. Multiple miyomektomi yapılmış ve infertil hastalar, yani bir fertilite arayışı içerisinde olan hastalar, daha sonra IVF yapılacak olan hastalar bunlar. 50 tane ve multiple miyomektomi geçiriyorlar. Yani 3 ila 50 küsür arasında miyomları çıkan, oldukça büyük miyomları olan hastalar. En az 2-3 uterus üzerinde kesisi olan hastalar. Tabii bunların endometriyal kavitelerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu hastaların 13'ünde endometriyal kavite cerrahi sırasında açılmış ve bunlara baktığımız zaman da bu kavitenin açılması, yani açık miyomektomi sırasında kavitenin açılması, daha sonra endometriyal adezyonların oluşmasına, introüterin adezyonların oluşmasına oldukça etkili bir şekilde etkili, yüksek risk faktörü. Dolayısıyla bu hastaların daha sonra tedavi öncesinde, IVF tedavisi öncesinde histeroskopi ile mutlaka değerlendirilmesi öneriliyor. Tabii laparoskopik miyomektomi konuştuğumuz zaman bir okült leomiyosarkom riski hep akla geliyor. Acaba işte morselasyon yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bu FDA önerisinden sonra, 2014'ten sonra başlayan tartışmalar var. FDA en son 750 ile 570 arasında söyledi. Daha sonraki meta analizler tabii bu oranın daha düşük olduğunu, bu kadar yüksek risk olmadığını söylediler. Sadece prospektif çalışmalar dahil edildiğinde bu riskin 8300'de 1 olduğunu söylediler. Yaklaşık olarak 1000'de 1, 2000'de 1 civarında bir risk var gibi görünüyor. Okült leomiyosarkoma ile karşılaşmak açısından. Dolayısıyla hastalar iyi değerlendirilip ondan sonra laparoskopik miyomektomi yapılmalı. FDA önerilerini güncelledi 2020'nin sonunda. Hala morselasyona karşı duruşunu gösteriyor, devam ettiriyor. Mutlaka imbek morselasyon yapılması gerektiğini ve yapılacaksa eğer tabii ve bu şeylerin morselasyon torbalarının mutlaka onaylanmış olanlardan seçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunun ardından tabii AKOK bir önerisini, kendi önerilerini güncelledi ve bu torbaların da aslında yeteri kadar güvenli olup olmadığının kanıtlanmadığını ve miyomektomi yönteminin yine hastayla oturulup riskler anlatıldıktan sonra birlikte karar verilmesi gerektiğini söylediler. Tabii submüköz miyomlar için histeroskopik miyomektomi ilk tercih şeklinde. Burada monopolar veya bipolar mı kullanacağız, enerjimiz nasıl olacak gibi bir soru akla geliyor. Bununla ilgili Cochrane metaanalizi var 2020'de yayınlanan. Aralarında bir fark olmadığı yönünde canlı doğum ve düşükler açısından. İSKE yeni bir şey yayınladı. Histeroskopik miyomektomilerle ilgili guideline yayınladı. Burada bir kere miyomların ameliyattan önce mutlaka
bu şekilde değerlendirilmesini istiyorlar. Boyutlarının, topografilerinin, işte tabanının, miyon tabanının genişliğinin ve penetrasyon derinliğinin, miyometrium içerisinde derinliği ve lateral duvarda olup olmamasına göre bir skorlama yapılmasını öneriyorlar. Buna göre cerrahinin kompleksliği ile ilgili bir fikir sahibi olabileceğimizi, bir skor oluşturulabileceğini söylüyorlar. Buradan 0 ile 4 arasında alanlar düşük kompleksitede olan cerrahiler olarak sınıflandırılıyor. Daha yüksek kompleks olan vakalarda iki basamaklı yaklaşımın mutlaka hastayla tartışılması gerektiği, bununla ilgili bilgilendirilmesi gerektiği öneriliyor. Ve belki GnRH agonist kullanımı cerrahi öncesinde önerilebileceği söyleniyor. Ve çok daha yüksek riskli ise, skor 7-9 arasındaysa belki açık cerrahi ya da işte abdominal cerrahi tercih edilebileceği ile ilgili bir yorumda bulunuyorlar. Bunun haricinde tip 0 miyomlar için, yani tamamı kavitenin içerisinde olan miyomlar için rezektoskopun yanında morselatör, histeroskopik morselatörlerin de, mekanik morselatörün de kullanılabileceğini söylüyorlar. Ama tip 1-2 için bunun yeterli kanıtı yok. Yine ön planda rezektoskop tercih edilmeli deniyor. Bunun dışında yine monopolar ve bipolar arasında bir fark olmadığını söylüyorlar. Tabii burada endometriyal kaviteye mümkün olduğu kadar az zarar verecek şekilde ve miyom sınırları, miyom kavitesine girdikten sonra endometriyuma fazla dokunmadan kavitenin genişletilmeye devam edilmesi ve rezeksiyonun yapılması uygun ve belki birden fazla miyomu olan hastalarda ön ve arka duvarda işte miyomlar varsa bunların her ikisinin birden alınmaması, belki ikinci bir cerrahiye bırakılması bir taraftakilerin daha sonra oluşacak intrauterus neşeleri engellemek açısından değerli olabilir. Cerrahi öncesinde mizoprostol kullanımının yeterli kanıtı yok, önerilmiyor servikal travma ya da perforasyonu engellemek açısından. Ve hyaluronik asit jellerin kullanılmasının yine faydası olduğu ve yapışıklıkları önlemek adına kullanılması gerektiği söyleniyor bu guideline'da. Birden fazla miyomları olduğu zaman, az önce de söylediğim gibi, cerrahiden sonra geçen süreyi arttıkça yapışıklıkların daha belirgin olduğu, daha dense olduğu gözleniyor. Bununla ilgili de şöyle bir çalışma var. Diyorlar ki eğer farklı duvarlardan miyomektomi yaptıysanız bu cerrahiden kısa bir süre sonra, yaklaşık 2 hafta kadar sonra şey yaparsanız, tekrar histereoskopi bir sekundluk yapıp yeni oluşmaya başlayan adezyonları açacak olursanız, daha sonra 3 ay sonra, yani ameliyattan 3 ay sonra yapacağınız bir yeni tanısal histeroskopi sırasında bir adezyon görme riskini azaltırsınız ve daha sonra da gebelik şansınız daha yüksek olur diyorlar. Özetleyecek olursak, submüköz miyomlar IVF sonuçlarını olumsuz yönde etkiliyor ve IVF öncesinde mutlaka tabii ki çıkarılması gerekiyor. Bu konuda bir tartışma yok. Esas tartışmalı konu intramural kavite ile ilişkisi olmayan miyomlar. Ancak bunların da metaanalizler olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. %20-30 ve son metaanalize göre %40 oranında başarıyı azalttığını gösteriyor. Ancak da bunlarda yönetim bireyselleştirilmeli. Hangi miyomun çıkarılması gerektiği ile ilgili kesin öneriler yok. Fakat daha önce IVF başarısızlığı olan hastalarda, büyük miyom olan hastalarda ve özellikle de başka infertilite nedeni olmayan hastalarda çıkarılması düşünülebilir IVF öncesinde. Miyomektominin olumsuz etkileri açısından yöntemler arasında histeroskopik, laparoskopik ya da laparotomik herhangi bir fark yok ve yine hastayla konuşarak yöntem seçilmeli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Yavuz Emre.
Şimdi ikinci konuğumuz Sayın Doçent Doktor İsmail Güler'de. Yine miyom infertle ilişkisi ve IVF öncesi değerlendirme açısından karşıt görüşler ama tabii o da kendi görüşlerini literatür eşliğinde bildirecek. Daha sonra sorularınız var, onları görüyorum. Onları daha sonra beraber tartışacağız. İsmail buyur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de bugün IVF öncesi miyomdan çıkarılmalı mıdır? Çıkarılmamalıdır görüşünü savunmam istendi benden. Ben de onu savunmaya çalışacağım. Bu konuşma için Üreme Tıbbi Cerrahi Sistemleri Yönetim Kurulu'na da ayrıca davetler için beni teşekkür ediyorum. Konuşmama başlıyorum. Bu konu neden çok önemli? Bu konuyu neden tartışıyoruz? Çünkü kadınlar artık üreme çağlarının geç dönemlerinde gebe kalıyor. 30 yaş üzeri gebelikler 1997'de %43 iken 2017 yıllarında %55 olana kadar çıkmış. Tabii bu yaşlar az önceki konuşmacı arkadaşım söylediği gibi miyom tanısının pik yaptığı yaşlar. Yine 2050'lerde onunla ilgili çalışmayı da gösterdi Emre. %30 kadar daha da artacağı öngörülmekte. Bu miyomektomilerin bu nedenlerden dolayı. Olgu serilerine baktığımız zaman miyomektomiler ile gebelik oranları artıyor gibi gözüküyor gerçekte. Ama randomize kontrollü bir çalışmanın olmadığını ya da bir tane olduğunu altını çizmek istiyorum. Ancak hiçbir asemptoma yani hiçbir şikayet olmayan bir kadında sadece miyomektomi ile sizin gebelik oranınızı artıracağız diye bir iddia da gerçekten önemli bir iddia. Çünkü hiçbir şikayeti yoksa bu hastanın bu miyomektomi ile fertilite negatif de etkilenebiliyor. Özellikle peritoneal introtin adezyonlar neden olabiliyor. Cerrahi sonrası iyileşme süreci yine olası bir gebeliğe ulaşmayı geciktirebiliyor. Yine gelecekteki bir gebelik skarbüktürü de az önce oranlar verildi. Az da olsa gebeliği komplike edebiliyor. Dolayısıyla literatüre bakmak lazım. Böyle bir tedavi önermeden önce gerçekten elimizde yeterince güzel kanıt var mı yok mu? Kanıt düzeylerine baktığımız zaman artık bu piramidi herkes çok iyi biliyor. Biz bu şeyde konuyla ilgili olan çalışmalarımıza baktığımız zaman daha diplerdeyiz maalesef. Diplerde de şöyle şu şekilde işte gebelik şey yapıyoruz, tüp bebek yapıyoruz, tüp bebekten önce miyomunu çıkarttık, gebe kaldı. Fakat bir sürü gebe kalan ve gebelik sırasında hatta doğum sırasında, sezeryan sırasında miyomektomi yapalım mı diye tartıştığımız hastalar da var. Ve bu miyomektomi ile ilgili hem fertilitenin düzeleceğini hem de IVF'in sonuçlarının iyileşeceğine ait çalışmalarda maalesef genelde gözlemsel çalışmalar, ve kohort çalışmaları, randomize kontrolü çalışmalar yok dediğim gibi. Meta analizler varmış diye konuşuyoruz ama o meta analizlerde kullanılan çalışmalarında hep retrospektif yani kanıt düzeyi düşük, gözlemsel çalışmalar olduğunda söylemem gerekiyor. Meta analizler ve şu anki sistemik değerlemeler böyle. Miyomların infertilite mekanizması yine az önce Emre anlattı. Fiziksel etkileri var, genetik etkileri var. İmplantasyonun rol oynayan genlerin ekspresyonunu azaltıyor. Yine uterin kontraksiyonlar üzerinde negatif etkisi var. Vasküler değişiklikler, implantasyonun bozulması gibi nedenler yine infertiliteye neden olabiliyor. Yine endomiyometrial junction'ın zonun etkilenmesi son zamanlardaki patoloji popüler teorimiz bu. Özellikle intramural miyomlarda bu zor etkilendiği zaman ne oluyor? Burada makrofaj ve natural kirli hücreleri var. Biliyorsunuz bunlar implantasyonda çok önemli rol oynayan hücreler. Bunlar negatif yönde etkilenebilir. Dolayısıyla intramural miyomları çıkartırsak acaba gebelik oranlarını artırabiliriz gibi bir teori aklımıza geliyor. Seliven az önce yine Emre anlattı bunları. Yüzeye biraz geçti. Ben tabii daha zor bir şeyi maddeyi savunacağım için biraz derinlemesine bu çalışmaları incelemem gerekti. O yüzden biraz bunları derinlemesine bahsedeceğim çalışmalardan. Pris ile beraber bu seriben miyomlar fertilite üzerine olan etkisi 2001'de başlıyor. 2001'e kadar olan çalışmaları çok güzel bir şekilde değerlemiş Elizabeth Pris. Ve bu ünlü çalışmasında submüköz eğer komponenti yoksa diyor bir miyomun sonuç olarak etkisi yok diyor. Ama submüköz miyomu varsa miyomektomi yaparsanız bu olgularda klinik gebelik oranları artar, doğum oranları artar diyor. İşte burada o süreççilerinde görüyorsunuz ve doğum oranları hiç miyom olmayan bir kadınla eşitlenir diyor. Bu 2001'de kendisinin yaptığı çalışmanın sonucu. Aynı kişi Filiz 2009 yılında bu yaptığı 2001 yılındaki yaptığı çalışmada submüköz miyomlar ile ilgili olarak
Tamam, bunlar etkiliyor ama intramural miyomlarla ilgili olarak elimizde yeterince veri yok diye tekrar bir sistematik derleme yapıyor ve özellikle 2000 ila 2009 yılları arasındaki olan yayınları tekrar değerlendirmeye alıyor. Yine sorular aynı. İşte uterin miyomlar acaba bunların büyüklükleri, lokasyonları, özel lokasyonları, fertiliteyi olumsuz etkiliyor mu? Bunları çıkartmamız acaba fertiliteyi düzeltiyor mu? Yine aynı soruları sorarak ikinci bir derlemesini yayınlıyor. Yalnız bu derlemeye baktığımız zaman kendisi de eleştiriyor zaten. 342 tane çalışmayı değerlendiriyorlar ve 23'ü sistematik derlemeye alınıyor bu çalışmada. Pilis'in 2009 yılındaki bu derlemesinde. Bu derlemeye alınanlar çalışmalarda, alınan çalışmaların kontrol grubu olanların değerlendirmeye alındığını, diğerlerinin alınmadığını söylüyor. Ve bunlar içerisinde sadece bir tanesinin randomize kontrol çalışma olduğunu, 9'unun prospektif ve 13'ünün de retrospektif olduğunu söylüyor. Bu onun da miyomektominin rolü de araştırılmış. Bundan birazdan bahsedeceğim. Yalnız burada submüköz miyomların submüköz tanısını almakta uterin kaviteyi değerlendirirken histereskopi veya histerosalpingografi veya ultrason ile değerlendirildi. Yani aslında bakarsanız oldukça heterojen birçok çalışmanın değerlendirildiğini bu derlemede görüyoruz. Kendisi bu değerlendirmenin sonucunda işte burada bütün lokasyonlardaki miyomların klinik gebelik üzerine olan etkileri, aynı zamanda bu gebelikler ve implantasyon oranları hem IVF hem de doğal şeyler, seyirdeki gebelikler, yani spontan gebelikler, hepsi de yine aynı şekilde heterojen bir bilgi şeyi veriyor bize. Ama bütün lokasyonlarda gerçekten klinik gebelik oranlarını azalttığı, implantasyon oranlarını azalttığı, devam eden gebelikleri ve canlı doğumları miyomun varlığının azalttığını söylüyor. Submüköz miyomlara geldiği zaman yine aynı şekilde klinik gebelikler azalıyor, implantasyon oranları azalıyor. Yine canlı doğum vesaire azalıyor. Preterm doğum ancak değişmiyor. İntramural miyomlara bakıldığı zaman zaten bu çalışma yapmasındaki esas amaç submüköz miyomlarla ilgili artık yani şüphenin kalmadığı çok o yönde fertiliteyi kesin olarak bozdu. Ama intramural miyomlarla ilgili olarak yeterince kanıt olmadığı şeklinde zaten yola çıkmıştı kendisi. İntrakapital miyomlar, yani intrakapital baskısı olmayan intramural miyomlara baktığı zaman klinik gebelik oranlarının aslında değişmediğini ama abortus oranlarının arttığını, canlı doğum oranlarının azaldığını söylüyor. Daha derinlemesine baktığı zaman intramural miyomlarla ilgili bütün çalışmaları değerlendirdiği zaman yine oranlar azalıyor. Prospektif çalışmaları sadece değerlendirdiği zaman klinik gebelikler üzerine olan etkisinin olmadığı intramural miyomların yalnız devam eden gebelikler ve canlı doğumlar üzerine olan negatif etkisinden bahsediyor. Ancak kavitenin histereskopiyle değerlendirildikten sonra baktığımız zaman sadece submüköz miyom komponentinin kesin olarak ekarte edildiği vakaları aldığı zaman yani intramural miyomların kavitesini histereskopiyle değerlendirip submüköz ekartasyonunun histereskopiyle yapıldığı olgular değerlendirildiği zaman klinik gebelik oranlarının değişmediğini, implantasyon oranlarının kısmen azaldığını ve canlı doğum ve devam eden gebelik oranlarının değişmediğini, abortus oranlarının değişmediğini gösteriyor. Dolayısıyla kafamızdaki soru işareti tamamen kalkmıyor. 2009 yılında Pilis'ten sonra hemen bir yıl sonra Sunkara 2010 yılında meta analizini yayınlıyor. Yine konu aynı. Acaba intramural miyomlar gebelikleri etkiliyor mu? IVF outcome'larını değiştiriyor mu? Aynı çalışmalar alınıyor. Ama burada bakıldığı zaman canlı doğum oranlarında gerçekten belirgin bir azalma olduğu saptanıyor. İntramural miyomlarda kaviteyi distorsiyonu yapmayan miyomlarda. Az önceki çalışmada baktığımız zaman histereskopiyle eğer kavite kontrol edilirse intramural miyomlar şeyi azaltmıyordu, canlı doğumu azaltmıyordu. Fakat Sunkara'nın bu çalışmasına baktığımız zaman kendisi Pilis'in değerlendirmeye hani layık görmediği diyeyim. Yani çünkü o da 2009 yılında yayınlamıştı meta analizini. Almadığı 4-5 tane çalışmayı aldığını görüyoruz Sunkara'nın. Ve baktığımız zaman da bunlar esas olarak bu biri kesen çizgiyi görüyorsunuz. Biri kesmeyen kısımda yani sonucu değiştiren çalışmalar olduğunu, daha çok değiştiren çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ama Pilis bu çalışmaları biliyorsunuz 2009 yılında yayınlamıştı.
tahmin ediyorum yeterince kanıt düzeyini beğenmediği için şeye katmamış. Tabii bununla ilgili ayrıntılı bir açıklama yok. Sadece değerlendirmeye almadığını görüyoruz. Yine Sukaran'ın aynı meta analizinde 2010 yılında eğer hasta miyomları, intramural miyomları varken ilk IVF'lerini alırsanız gebelik oranlarının yani canlı doğum oranlarının 1-2 istini görüyorsunuz. Aslında çok daha istatistik olarak anlamlı bir fark doğurmuyor. Klinik gebelik oranlarına baktığımız zaman Sunkara'nın meta analizinde relative risk'i görüyorsunuz 0.85. Klinik gebelik oranlarının anlamlı bir şekilde azalttığını görüyoruz. İmplantasyon oranlarının ancak yine anlamlı bir şekilde değiştirmediğini görüyoruz intramural miyomların. Abortus oranları da yine aynı şekilde burada bakıyorsunuz. 1-2 kesiyor, olsun ratio. Dolayısıyla yine anlamlı bir fark intramural miyomla oluşturmuyor. Canlı doğumları her ne kadar azalttığını gösterse de Sunkara kompozisyon yani sonuç paragrafında intramural miyomlarda her ne kadar canlı doğum azalsa da rutin miyomektomi bu verilerle önerilemez diye altını çiziyor. 2011'de daha sonra Edgardo Somigliana bu miyomlarla ve IVF sonuçlarıyla ya da fertilite sonuçlarıyla ilişkisini araştıran yine bu konuyla ilgili oldukça fazla yazısı olan bir bilim insanı. Baktığımız zaman bununla ilgili yayınlar ilk 2011'de işte 5 santimden daha küçük miyomların intramural, subserozal miyomların lokasyonları, sayıları ve büyüklüklerinden bağımsız olarak 5 santimden küçük miyomlar 2 santim 6 ve üstü diye ayrılmış. Klinik gebelik oranları, embriyo implantasyon oranları ve canlı doğum oranları arasında belirgin bir fark yaratmadığını söylemekte. 2014 yılında böyle kronolojik olarak devam ettim. Hani kabaca şöyle toparlamak için verilerimizi 2021-2022 yılına kadar. 2014 yılındaki çalışmada yine bu çalışmada bu konuyla ilgili bir çalışmada 3-4-5 numaralı miyomlar değerlendirildiği zaman az önce Emre de söyledi bu konuda. Eğer yani tek bir fibroid çapının 2.85 üzerinde olduğularda klinik gebelik oranlarının anlam derecede azaldığını doğum oranlarında anlam derecede azaldığını söylemiş. Ama total fibroid çaplarına baktığımız zaman 2.95'in altında ve üstünde olan grupta bu şeyleri gördüğümüz zaman o süreçleri 1-2 istiyor. Anlamlı bir fark her iki grupta da yaratmadığını görüyoruz. Bu çalışma ilginç bir çalışma. 2015 yılında yine fibroid olan hastalarla kontrol grubu olan hastaları karşılaştırmış bu çalışma. Neden önemli? Baktığımız zaman sayı ve büyüklük bakımında karşılaştırıldığı zaman gruplar arasında klinik gebelik ve canlı doğum sonuçları bakımından fark yaratmadığı, aynı zamanda intramural miyomlar eğer kaviteye ne kadar yakınsa, burada bakın yakınlıklarına, endometrium olan uzaklıklara bakımından 1 milimetrenin altında, 1-3 milimetre ve 3 milimetrenin üzerinde şeklinde 3 gruba ayırdığı zaman ilginç olarak 1 milimetrenin altındaki yakınlıktaki miyomlarda gebelik oranlarının daha yüksek olduğu, canlı doğum oranları değişmese de her iki grupta, her üç grupta klinik gebelik oranlarının endometriyum ve yakınlığı yüksek olan grupta daha çok olduğunu gösteriyor. Ve burada da hipotez olarak acaba endometriyuma daha yakın yerleşim intramural miyomlar az önce Emre'nin söylediğinin aksine acaba kanlanmayı arttırıyor da implantasyonu arttırıyor mu diye farklı bir yönden de yaklaşmış, hipotezle bu konuya yaklaşmış. 2017 yılında günümüze yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu çalışma çok güzel bir çalışma. Christopoulos'un çalışması. Buradaki IVF sonuçları değerlendirirken olan hastalarla, miyomlu olan hastalarla kontrol grubu arasında IVF karakteristikleri tamamen match edilmiş. Yani eşleştirilmiş. Miyom dışında bir özellik artık kalmamış kıyaslamada. Burada bakıldığı zaman gerçekten 3 santim üzerinde miyomlarda yine bu çalışmada retrospektif bir çalışma klinik gebeliklerin ve canlı doğumların azaldığını söylemekte bize. Yine intramural miyomların varlığı IVF sonuçlarını değerlendiriyor. Bu çalışmada donasyon siklusların içerdiği işte önemli retrospektif çalışma ama sayı oldukça fazla. Klinik gebelik oranlarının miyomlu olan olgularda aslında çok da değişmediğini görüyorsunuz.
Burada kaliteyi değerlendirirken de transferajı otoson kullanılmış. Yani günlük pratiğimizde yaptığımız bir değerlendirme ile eğer süt mukoz komponenti yoksa intramural miyomları, bakın donör siklusslarında yani OS kalitesi meşredilmiş sikluslarda olduğu düşünülebilir. Klinik gebelik oranları değişmiyor. 2018'e kadar geldik. Elimizde çok güzel veri yok. Hala veri yok. Burada yapılan meta analizde, Bandin yaptığı böyle meta analizde bakıldığı zaman miyomlu olan olmayan gruplar arasında, bu miyomlar tabii intramural miyomlar, canlı doğum bakımında gerçekten intramural miyomlar canlı doğumları azaltıyor. Ostrisyon burada biri kesmiyor baktığınız zaman şeyin slide'ın sol tarafına. Ama 19 çalışmanın sadece 7'sinde canlı doğum bakımından anlamlı sonuç yaratmış. Bu intramural miyom vardı. Yani canlı doğumları azaltıyor. Geri kalan 12 çalışmada aslında canlı doğumları azaltmadığı gösterilmiş. Yine klinik gebelik oranlarına baktığımız zaman bu meta analizde yine meta analizin sonucuna bakarsak eğer gerçekten intramural miyomlar klinik gebelikleri azaltıyor ama 28 çalışmanın altısında aslında 22 çalışmada bu odds ratio 1'i kesiyor. Aslında anlamlı bir fark yaratmıyor. Dolayısıyla yine sadece prospektif çalışmaları değerlendirelim diye bakmışlar. Onda da gerçekten o süreçte yine biri kesmiyor. Klinik gebelik oranları miyomlu olan prospektif çalışmalarda kontrol grubuna göre daha az. Ama 6 çalışmada aslında yine biri kesiyor, o süreçte anlamlı bir fark aslında çıkmıyor. Sadece bir çalışmada anlamlı bir fark çıkıyor. Tabii bu çalışmaların ağırlıkları farklı olduğu için totalde sonuç bu şekilde çıkıyor olabilir. Ama yine kendileri Wang 2018'de bu meta analizin sonucunda elimizdeki bu kanıtlarla intramural miyomlarda rutin miyomektomi önerilemez diye 2018'de bunu da son sonuç cümlesinde söylüyor. Bu meta analizden sonra zaten 2020 yılında tek bir çalışma daha çıkıyor. Bu konuda da çalışmada miyomlarla kontrol grubu arasında implantasyon oranı, klinik gebelik oranları, canlı doğum oranları aslında miyom varlığında azalıyor diye kendileri yayınlamışlar. Somikdana 2021 yılında miyom varlığını fertiliteyi etkiliyor mu? Yani 2001 yılında Pritz'in sorduğu soruyu 2021 yılında Somikdana tekrar soruyor. Ve sonuca bakarsak olursanız bu değerlemenin sonucunda yine bütün bu çalışmalar değerlendiriliyor. Kendisi zaten bunlarla ilgili yorum da yapıyor. Sonuç cümlesinde hala sonuçların karmaşık olduğunu ve gerçekten ciddi bir kanıta acil ihtiyaç olduğu konusunda sonuç cümlesini yayınlıyor. Gelelim miyomektomilere. Miyomektomiler acaba fertiliteyi arttırıyor mu? Burada baktığımız zaman Pris kendi çalışmasında 2009 yılındaki meta analizde submüköz fibroidler varlığında miyomektomilere baktığımız zaman submüköz miyomlarda miyomektomiler çok da aslında gebelik sonuçlarını değiştirmiyor. Burada klinik gebelik oranları üzerine anlamlı bir etki sağlamış fakat baktığımız zaman canlı doğum ve devam eden gebelik oranları ve kontrol grubuna göre belirgin bir fark yok. İntramural miyomlara baktığımız zaman bu farkın yine olmadığını görüyoruz miyomektomilerde. 2009 yılındaki bu Pritz'in çalışmasında. 2012 yılında Kohlein biliyorsunuz randomize kontrolü çalışmaları meta analizini yapıyor ama konuyla ilgili randomize kontrolü tek çalışma var. Kazine'nin çalışması. O da doğal fertilite üzerine yani IVF üzerine değil. Bakıldığı zaman ister intramural miyom olsun, ister submüköz miyom olsun, ister diğer komponentlerdeki miyomlar olsun. Baktığımız zaman sonuçlar artıyor gibi gözükse de osilasyonlar bunlar hepsi biri kesiyor ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark karşımıza çıkmıyor. Özür dilerim. 2015 yılında yine Kohrey histeroskopik cerrahi değerlendiriyor. 94 kadında histeroskopi sırasında miyom saplanan hastalara miyomektomi yapılırsa bunların spontan gebelikler üzerine olan etkisi var mı yok mu diye bakıldığı zaman yine o süreççi olarak baktığı zaman canlı doğum üzerine zaten veriyor. Klinik gebeliklere baktığımız zaman da OS ratio iki kat artıyor ama sonuç yine biri kestiği için istatistiksel bir fark yaratmıyor. Tek bir çalışma var. Bu çalışmadan Emre de bahsetti.
Bu çalışmada 2019 yılında Falcon ve ekibi yaptığı çalışmada IVF sikluslarına alınan olgularda miyomları çıkartılmış, miyomları kalmış ve kontrol grubunda hiç miyom olmayan kadınlar ele alındığı zaman IVF treatment, yani bütün sikluslarda canlı doğum şey oranı, ondan sonra klinik gebelik oranı ve düşükler üzerine, implantasyon üzerine bunların aslında anlamlı bir fark yaratmadı gruplar arasında. Ama sadece yani miyomektomi yapılan grupta gebeliğe ulaşmanın biraz daha kısa sürdüğü, hızlandığını söylüyor. Tabii buradaki çalışmada Emre de eleştirdi. Bir eleştiri de ben farklı açıdan getireyim. Miyomektomi yapılan gruplarda aslında miyomların intramural submüköz ya da sadece submüköz miyom olduğu büyük kısmında anlamlı, bakın tabloda bakarsanız anlamlı oldu. Yani burada da aslında bir taraf tutma söz konusu. Ama buna rağmen yine canlı doğumlara bakıldığı zaman burada siklus arasında, yani canlı doğum ulaşma için gerekli siklus arasında istatistik olarak çok da bir fark yaratmadığını miyomektomini söylüyor. Yıl 2020 oldu. Cochrane 2012'deki yine aynı çalışmayı koydu. Aslında Cochrane'in verisi daha yeniymiş gibi gözükse de yine aynı çalışma, yine aynı sonuç. İşte Cassini'nin çalışması, doğal sikluslar, doğal gebelikler üzerine miyomektomilerin etkisi. İster intramural, ister submüköz olsun, ister intramural submüköz, isterse intramural submüköz olsun. Bütün sonuçların bakın burada birikesini görüyoruz. Daha yani söyleyecek olursak elimizde hala aynı kanıt var. Gebelik oranlarını değiştirmiyor. Yine miyomektominin ister laparoskopik ister laparotomik olsun fark yaratmadığı söyleniyor. Yani miyomektomi üzerine bu kadar ben negatif konuşmak zorunda kaldığım için acaba miyomektomi yapmasak elimizde ne var? Bu miyom varlığında IVF yapılabilir mi? Yeni yaklaşımlar nelerdi? Kısaca da bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konu oldukça popüler günümüzde, çok güncel konular. Bu konuda özellikle Donet ve ekibinin yaptığı çalışmalar bu konuda popüler. Selektif progesteron reseptör modülatörlerinin etkisi. Bu güncel konu. Bu şey nereden geliyor? Biliyoruz eskiden biz asistanlığımız zamanlarda miyomlar daha çok östrojen etkisiyle oluşur. Östrojen varlığında miyom daha önemlidir. Bir gelişmesi daha da artar, boyutları artar şeklindeydi. Ama son yıllarda artık östrojen yerine progesteron daha önemli olduğu hem miyom gelişiminde hem de büyümesinde. Dolayısıyla antiprogestin davranan progesteron reseptör modülatörleri, bunlar neler? Mifepriston, azopriston, ulipristal asetat, bu çok önemli bir preparat. Tarabriston, bilapriston, asetat gibi şeyler, moleküller. Gerçekten GnRH agonistleriyle kıyaslandığı zaman kanama kontrolü bakımından oldukça etkili. GnRH agonistleri sadece hipofizer etki gösterirken bu selektif progesteron reseptör modülatörleri kanama kontrolünü hem doğrudan miyomlar üzerine etki göstererek hem doğrudan endometrium üzerine etki göstererek hem de GnRH agonistleri gibi hipofizer yoldan baskı yaparak uzamış bir etki oluşturuyor miyomlar üzerinde ve kanama kontrolü üzerinde. Yine 2016'da Donner ekibinin yaptığı bu çalışmada yayında burada core study tedavi siklusu 3 ay boyunca 5 mg günde bir tane ulipristal asetat verilen olgularda sadece ilk 3 aylık tedavi sonrasında miyom boyutunda %38 oranında azalma. İkinci siklus, üçüncü siklus, dördüncü siklus kombine ederseniz aralarda bekleme süreleri var. Bu bekleme sürelerinin nedeni de acaba bu selektif progesteron reseptör modülatörleri acaba endometriumda hiperplastik, çünkü antiprogestin gibi davranarak hiperplastik değişiklikler yapar mı? Yapıyorsa da bu bekleme sürelerinde bunun etkinliği bu şekilde kaybolsun diye aralara boşluk konuyor. Bu boşluğunda yaklaşık 2 aylık olması tavsiye ediliyor güncel olarak. 4 şey sonunda 3 aylık tedavi sonrasında bakıldığı zaman %67 oranında miyom boyutlarında azalma oluyor. Biz eğer şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Biz bu tedaviyi uygulayıp miyom boyutlarında ciddi azalma sağladıktan sonra özellikle submüköz miyomlarda ya da cerrahi olarak çıkartamayacağımız kadar fazla submüköz miyomlarda ya da çok büyük miyomlarda kaviteye zarar vermeden hareket etmek istiyorsak acaba bu tedaviyi uygulayabilir miyiz?
kavite restore ettikten sonra, miyon boyutları küçüldükten sonra acaba IVF sonuçları iyileşebilir mi? Bunlar aklımıza gelen sorular. Bakın olgu sunumları şeklinde böyle literatürde yayınlar var. A'da görüyorsunuz, A'da A harfinde oldukça büyük miyonlar. Tedavi sonrası 4 siklus olipristal asetat tedavi sonrası miyonların bakın ne kadar küçüldüğünü. İlk resme bakarsanız endometrium çok fazla distorsiyonu, net bir de seçilemiyor kavite. Burada kavitenin ne kadar düzeldiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ekip şu şekilde bir şema, akış şeması çıkartıyor. Eğer bir gebelik ihtiyacı varsa, hastanın isteği varsa, işte bu tedaviyle beraber eğer siz bu uterin volümü, miyom volümünü ciddi düzeltiyorsanız, hiç IVF yapmadan bile doğal olarak tedavi, yani doğal olarak gebelikleri takip, yani bekleyebilirsiniz. Eğer yetersiz bir cevap alırsanız o zaman miyomektomi düşünebilirsiniz şeklinde özetle bir akış şeması çiziyor. Bu konuyla ilgili Cochrane ne diyor? Bakıldığı zaman semptom şiddetinde çok ciddi azalma, odds ratio'lar anlamlı derecede etki olduğunu gösteriyor. Hayat kalitesini düzeltme bakımından yine oldukça bu ilaçların etkili olduğu ve menstrual kanamanın azaltılması bakımından da oldukça etkili olduğunu söylüyor. Başka bir olgu 2017 yılında olipristal asetat ile tedavi edilmiş. 9 kere IVF tedavisi yapılmış. 9. siklusta son ikisi olipristal asetat ile yapılmış. 5 mg 3 ay kullanılmış. Yani sadece bir siklus kullanılmış burada. Miyom boyutlarında bakarsak 46 milimden 27 milime kadar, yani %50 azalma sağlanmış. İlk olipristal tedavi sonrası yaklaşık 45 gün beklenmiş. Onda gebelik olmamış. Bu bekleme süresi 76 güne uzatıldıktan sonra tekrar bir transfer yapılmış. Doğmuş embriyo transferi yapılmış. Bunda gebelik elde edilmiş. Ve bunun da olipristal tedavisine bağlı miyomla hani küçülmesi ve bu bekleme süresinde yeterli bir bekleme süresi yapıldıktan sonra tedaviyle etkili bir sonuç alındığına dair bir olgu sunumu. Tabi olgu sunumu aslında çok da önemli değil. Kanıta dayalı tıp anlamında, ama 2020 yılında bu konuyla ilgili güzel bir prospektif çalışma var. Olipristal asetat ile ilgili 5 mg dozda uygulanıldığı zaman kimlere uygulanmış? Histeroskopi yapılamayan 3 cm, yani büyük submüköz miyomlarda. Burada siyah, koyu siyahla görülen miyomların ilk hali, griyle gözükenlerde ikinci hali. Miyom boyutlarında küçülmelere bakarsanız işte %46, 68, 28, 42, 16, 50 oldukça önemli. Tamamen yani bütün olgularda çok ciddi bir küçülme saptanmış. Bunların gebelik oranlarına bakıldığı zaman IVF sonuçlarına bu olguların devam eden gebelik oranları ve canlı doğum oranları hiç miyomsuz kadınlarla istatistikler olarak benzer. Yani bu tedavinin oldukça etkili bir tedavi olduğunu bize söyleyen prospektif bir çalışma. Yine İtalyan bir grupta yine intramural miyomlar 3 ay boyunca 5 mg bir siklus tedavi edilmiş. Bütün olgularda %50'den fazla uterin boyunda azalma saptanmış. İstatistikler olarak anlam değeri oldukça yüksek. 2 ay beklenmiş. Buna tedavinin washout süresi deniyor. O endometriumdaki etkilerinin reversible hale gelmesi, yani tekrar normale dönmesi için. IVF ile bu olgularda %61 HCG pozitifliği oldukça yüksek. Yani çok umut verici bir tedavi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tedavinin hiç mi yan etkisi yok? Bakıldığı zaman maalesef dozdan bağımsız ve önceden predikte edilemeyen bir hepatik toksitesi var. Günümüze kadar işte 2018 yılına kadar olipristal asetata bağlı 5 tane olguda drug induced liver injury tespit edilmiş. Ama bu işte son yıllarda bir olgu daha eklenmiş buna ve olipristal asetat bağımlı işte karaciğer hasarı 1 milyon kadının yaklaşık tedavi edilmiş olipristal asetatla sadece 6'sında. Ama dozdan bağımsız ve predikte edilemeyen bir durum olduğu için hala kullanımı konusunda şüpheler var. Olipristal asetata alternatif olarak başka tedaviler var mı? Var. Günümüzde GnRH antagonistleri. Bunlar acaba sonraki bir basamak mı diye. Burada yapılan çalışmalar gösteriyor. Elagolix ile ilgili, Relugolix ile ilgili, Dinzagolix ile ilgili çalışmalar var bunda.
Bakıldığı zaman burada hedeflenen şey menstrual kanamanın %80 azalması ve miyom boyutlarında en az %50 azalma. Bu tedavilerle 3 ayrı antagonist tedavisine ulaşma oranlarına bakarsak oldukça yüksek. İşte elagolix'te %68, %76, religolix'te %73, işte lisagolix'te de %93 oranında hedefe ulaşıldığı gösterilmiş. Tabii bunlarda etbek tedavi önemli. Etbek tedavide acaba ne kullanacağız? Normal etbek tedavide östrojenler ya da norepinefrin statin gibi progestinler veriyoruz. Progestinler miyomlar üzerinde olan negatif etkisi düşünülürse bu olguların etbek tedavisinde östrojenlerin verilmesi konusunda da böyle bir fikir üretilmiş durumda. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sonuç olarak neler söyleyebilirim bu bilgiler ışığında, elde ettiğim bu kanıtlar ışığında? Asemptomatik hastalarda fertiliteyi artırmak için miyomektomi yapılmasını destekleyen iyi bir kanıt yok. Maalesef bu konuda hastaya bilgi verirken sizin doğurganlığınızı artıracağım bu ameliyatı yaparak dersek elimizde yeterli bir kanıt yok. Olumsuz bir sonuçla karşılaştığımız zaman bu bizim başımızı ağrıtabilir. Sadece o yüzden IVF sonuçlarını iyileştirmek için iyi düşünülmeli. Özellikle intramural miyomlarda çok iddialı cerrahilerden ben tarafımca kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir kavite distorsiyonu yoksa. Ve uliprisal asetat ve general antagonistleri yakın gelecekte tahmin ediyorum. Çünkü sonuçları çok iyi. Yakın gelecekte miyomektominin tamamen yerini alacağını düşünüyorum. Hem IVF öncesi hem de hayat kalitesi anlamında. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz İsmail. Çok sağ ol. Güzel sunumun için. Güzel zamanlaştın abi. Olsun, güzeldi, dinledik. Birkaç soru var. Evet, yani Emre dedi ki bu endometriyal kanlanma bozuluyor. Uterin peristaltizm işte artıyor. Moleküler değişiklikler oluyor. Bazı genlerde işte ekspresyonlarında anormallikler oluyor. Tabii eski meta analizlerle şimdiki meta analizler biraz daha farklı ama İsmail diyor ki yani her ne kadar sonuç öyle çıksa da çalışmaların seçilmesinde sorunlar var. İşte hepsi biri kesiyor. Bazı çalışmalar daha ön plana çıkarılıyor. Bazıları alınmamış vesaire. İşte acaba kaç santim, 3 santim birden fazla miyom olsun? Özellikle zaten intramural ve gri zondaki miyomlarla ilgili ciddi sorunlar var. Laparoskopi, laparotomi, histereskopi bunlarla ilgili ciddi bir sorun olmadığı söyleniyor. İşte rüptürler arasında fark yok dendi. VLAC kullanabiliriz dendi. 3-6 ay bekleyelim dendi. Daha sonra yeniden bakalım dendi. Histereskopik olarak özellikle kaviteye girmiş olanlarda yeniden bakalım sineşler oluyor dendi. İşte morselasyon yaparken kanser işte bu riskin daha düşük olduğu. Akok, endobek kullanalım ama bunun güvenliğini sağlayalım diyor. Monopolar, bipolar arasında ciddi bir fark yok. İSKEN'in yeni guideline'ı var. Ben de buna göre skorlamalar yapılıyor. Histereskopik morselatör kullanımı ön plana çıkıyor ve re-histereskopi yapmakla fayda var dendi. Tabii İsmail'de adezyon olabilir, postop. İyileşme süreleri ve gebeliğe ulaşma süreleri artabilir. Skar rüptürleriyle ilgili sorunlarla karşılaşabiliriz. Mutlaka bunlara yalnızca ultrasonla HSG'le değil, histereskopik olarak kesin tanı koymamız gerekiyor dedi. Ve pre-IVF miyomektomilerde özellikle ileride gebelik ulaşma süresinin uzayabileceğini anlattı. Ve son zamanlarda bunlara alternatif medikal tedavi özellikle selektif progesteron reseptör modülatörlerinden hem olgu sunumları ve yeni RCT'lerden bahsetti. Şimdi birkaç soru var. Ben bu soruları sizlere sorayım. Bunlardan bir tanesi Doktor Yavuz Bey, Tokgöz Bey sordu. Miyomektomi esnasında kaviteye girilip girilmemesi uterin rüptür açısından bir fark oluşturur mu? Dedi Emre ve İsmail cevaplayabilirler.
Evet. Bununla ilgili bir şey yok, data yok. Zaten genel olarak miyomektomi sonrası gebelik sırasındaki rüptürler hani hala case reportlar halinde ilerliyor. Ancak tabii ki miyom tabakası, yani miyometrium tabakasında tüm kat bir defekt olması teorik olarak riski arttıracaktır. Daha yüksek bir risk oluşturacaktır ama bunun kesin datası yok. İsmail, cerrahi teknik önemli olabilir. Tabii orada onarımının ne kadar iyi olduğu daha önemli. Girdip girmesinden ziyade öyle olduğunu düşünüyorum. Cerrahi olarak tabii laparoskopik mesela şeylerde, cerrahilerde şükür atma tekniğiyle iyi değilse bu olasılık bence artar diye düşünüyorum. Evet, yani o defekti iyice kapatmamız lazım. Bir histereoskopik olarak zaten yaptığımızda bir nevi zaten değil mi endometriyal kaliteyi açmış oluyoruz esasında onları tıraşlarken. Dolayısıyla ciddi sorunlarla da karşılaşmıyoruz. Yalnız sineşi olabilir. Gerçekten ona dikkat etmek lazım. Emre'ye bir soru var. Sayın Mustafa Doktor Kişki 5-6 santimlik intramural tip 3 miyom olan hasta minimal kaviteyi yaylandırıyor. 6 aydır gebelik istemi var. Posedyon 2-3-4 olsa nasıl bir yaklaşım olur? Spontan gebeliğe mi bırakır, miyomektomi yapıp sonra mı IVF mi yapar? Tercihiniz nedir diye soruyor. Şimdi bu soruyu Batuhan sormuş galiba. Batuhan Turgay. Diğer tarafta Batuhan'ın adı yazıyor. Doğru bilmiyorum. Bana gelen bu. Evet olabilir. Bilmiyorum. Evet buyurun. Şimdi 3 tane hasta bir şekilde Poseidon 2-3-4 aynı zamanda. Zaten Poseidon 2 olduğunu biliyorsak bu hastanın bir şekilde zaten IVF yoluna girmiştir ve yanıt alınamamıştır ve belki yine IVF ile devam edilecek bu hastada. Ama kaviteyi yaylandıran bir miyomu var ve daha önceden de başarısız bir IVF denemesi olduğu ortaya çıkıyor Poseidon 2 olduğuna göre. Dolayısıyla böyle bir büyükçe bir miyomu olan hastada ben herhalde bir sonraki IVF öncesinde miyomu çıkarırdım. Yöntem laparoskopi tercih ederdim. Eğer Poseidon 3-4 ise hasta, yani daha önceden bir tüp bebek denemesi yoksa, yaş 35'in altında Poseidon 3, Poseidon 4 ve over rezervinin düşük olduğunu bildiğim bir hasta ve bana 6. ayın sonunda geliyor. Şimdi böyle bir hastada hafif kaviteyi yaylandıran bir miyomu olduğuna göre, over rezervi de düşük olduğuna göre herhalde yine IVF ile devam edilebilir ama mutlaka IVF yapmak zorunda değiliz bu hastalarda. Over rezervi düşük olan hastaların hala spontan gebelik şansları var. Dolayısıyla spontan gebeliği deneyebilirler. Özellikle daha genç olan 35 yaş altındaysa. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra belki bu hastada da yine miyomun çıkarılması ve sonrasında belki bir süre spontan gebelik denenmesi olmazsa IVF'e geçilmesi şeklinde bir yaklaşım olabilir. Ama daha ileri yaşta over rezervi düşük. Burada biraz daha hızlı hareket edip IVF ile devam ederdim. Burada da belki IVF'i yapıp işte soruda belirtildiği gibi OPU'yu yapıp işte embriyoları dondurup daha sonra miyomektomi yapıp ondan sonra transfer yapılabilir. Çünkü orta boyutta bir miyom, evet çok kesin kanıtlar yok ama sorunun gelişinden hani hafif yaylandırıyor diyor kaviteyi. Dolayısıyla biraz daha garantiye gitmek adına herhalde önce miyomektomi yapardım yine transfer öncesinde. İsmail sen ne diyorsun? Bir tane çalışma var literatürde. Biraz zaman kısıtlı olduğu için ondan bahsetmedim. Hızlı geçtim slide'a. Pundir çalışması 2015 yılında. 39 yaş üzerinde miyomektomi yapılan hastalarda takip edilmiş spontan gebelikler ve ya da IVF sonrası canlı doğumlar. 39 yaş üzerinde büyük miyomlarda miyomektomi sonrasında 35 tane olgunun ne spontan ne de IVF sonrası canlı doğumu var. Yani bunun da altını çizmek lazım. Hastalara bilgi verirken yani bu çalışma tabii tek bir çalışma ama kendileri de söylüyor. Miyomektomi sonrası gebelik prediksiyonunda regresyon yaptıkları zaman tek başına yaşın
en önemli faktör oldu. Yani ileri yaşta miyomektomi de aslında iddialı bir şey olabilir bu hastalarda. Bu veri, bu çalışmanın şeylerini baz alacak olursak 39 yaşından sonra hiçbir canlı doğumlu olmaması da biraz yapalım mı yapmayalım mı sorusunu daha çok şey yapıyor, sorduruyor bize. Peki Recai Hoca soru soruyor, Emre'ye sormuş. Bazı multiple miyomektomiler sonrası postdoc dönemde ince endometriyum görebiliyoruz. Bunları önlemek için neler yapabiliriz? Yani miyomektomi sonrası ince endometriyum gelişimi. Hocama teşekkür ediyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle, tabii bu histereoskopide multiple miyomektomi yapıldığı zaman ince endometriyum, daha sonrasında oluşacak ince endometriyum için en önemli risk faktörü zaten kavitede oluşacak olan yapışıklıklar, adezyonlar, aşermaz sendromu. Dolayısıyla ilk önce bunu önlememiz lazım. Bunun içinde önerilen en yüksek kanıt adezyon bariyeri olarak hyaluronik asit jellerinin kullanılması. Ancak her zaman mümkün olmayabiliyor. Biz bu tür hastalarda histereoskopik miyomektomilerden sonra kaviteyi biraz daha desteklemek adına kanıtı olmasa da ama aşermanı engellemek için ya da tin endometriyumda da zaten kullanılıyor. Estrojen replasmanı tercih ediyoruz. Kavite içerisine yine yapışıklıkları engellemek adına RIA yerleştirilebilir. Ancak bunun da yeterli kanıtı yok başarı açısından. Bir de tabii kullanılan enerji modalitesi önemli histereoskopi sırasında. Bizim hani başımıza geldi, setup'ımızın çok dikkatli seçilmesi gerekiyor. Setup'ın çok doğru olması gerekiyor. Özellikle infertil hastalarda. Biz mesela bipolara geçmek istedik. Monopolar kullanıyoruz hala. Bipolar da aldık, geçmek istedik ama bir kablo uyumsuzluğu yüzünden 3-4 infertil hastada işte septum açarken ya da polip ya da miyom neyse bir şekilde endometriyumlarına zarar verdik ve sonraki siklüslerinde bunların kavitelerinin endometriyumlarının kalınlaşmadığını gördük. Setup'un uygun olması gerekiyor, dikkatli yapılması gerekiyor ve bir şekilde adezyonların önlenmesine yönelik önlemler alınması gerekiyor. İsmail, senin ekleyeceğin veya başka düşüncelerin var mı? Hiç enerji kullanmadan histereoskopik morselatörleri biraz daha yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii elinde kanıt yok teorik olarak. Onlarla hem enerji hiç kullanmadığımız için belki endometriyuma zarar verme olasılığımız daha da azalıyor olabilir. Emre, ne diyorsun bilmiyorum. Kullanıyor musunuz? Tabii şöyle bir şey var, konsept var. Cold knife diye. Burada hani miyom pseudo kapsülünün içine girdikten sonra hani daha fazla enerji kullanmadan mekanik olarak miyom pseudo kapsülünün içerisinden çıkarıp onu, yani ilk başta belki kullanılıyor ama daha sonrasında kullanmadan devam etmek yönünde zaten öneriler var. Fark şu ana kadar gösterilmiş değil rezektoskopla aralarında ama bunun daha faydalı olabileceğini düşünüyorum ben de kaviteye daha az zarar vermek adına. Onu kullanıyor musunuz siz de Emre? Yani bizim yok bu tür aletlerimiz ama rezektoskopla bazen itiyoruz kakıyoruz ama bu tabii rezektoskopa zarar verebilir. Çok önerilen bir şey değil. Evet. Yani bir şey Mesut abi. Tabii Sıma. Kusura bakmayın. Recep Hoca bir şey eklemiş oraya. Ben de saygılarımı sunarım kendisine. Emre, laparoskopik miyomektomilerde biliyorsunuz morselasyon kullanıyoruz. Miyomu dışarı çıkartırken. Ünlü laparoskopi firması, şu an ismini vermeyeceğim. Geçen seneden itibaren artık şeyi durdurdu üretimde. Bizim mesela morselatörümüz şu an bozuldu ve yaptıramıyoruz. Ne tamir yapılıyor ne de yenisi satılıyor. Bu şeyden sonra hani siz bu şeyleri söylediniz son bu konudaki eksper grupların görüşlerini açıkladınız. Morselasyon sonrası olası sarkom yayılımı konusundaki görüşleri. Ama şu an elimizde morselatör yok. Evet. Yani yağ firmalar üretecektir tahmin ediyorum bu açığı kapatmak için ama o ünlü firmanın bu işten çekilmesini biraz düşündürüyor. Ne diyorsun? Ben hani
bilmiyorum nasıl. Yani biz kullanıyoruz, hala kullanıyoruz. Morph editor bu şekilde ama hala birçok morph editor var. Backler çıkıyor. Inback morselasyon. 35 yaşın üzerinde ben mutlaka her hastaya öneriyorum şey için. Hiçbir risk faktörü yoksa bile öneriyorum. Kendilerinin tercihine bırakıyorum. Yapılabilir bence hala. Peki. Emre de aynı şeyi sormuş. Bu ince kalma riski oluşturup kendilerine dikkat edelim diye. Onun için ben onu geçeyim. Tip 3 miyomlarda özellikle. Yalnız Recai Hoca şey diyor, yani ben histeroskopik değil de laparoskopik veya laparotomik miyomektomi sonrası ince endometriyumu, yani kaviteye girmeden acaba ince endometriyum olursa neler yapılabilir diye soruyor. Yani ince endometriyum galiba başka bir konu ama hani sizler ince endometriyumda neler yapıyorsunuz? Yani ince endometriyumda miyomektomi ile ilişkili mi değil mi? Neler yapabiliriz? Burada tabii herhalde abdominal miyomektomilerde kaviteye girmeden yaptığımız zaman etin endometriyum önlemek adına yani uterusun kanlanmasını bozmamak yönünde bir cerrahi tercih etmek gerekecektir. Bunun dışında bildiğim kadarıyla ekstra yapabileceğimiz bir şey yok önlemek adına. Teknik olarak. Kanlamayı bozmamak adına aşırı kanlamayı aşırı kanamadan kaçınmak şeklinde bir yaklaşım göstermemiz gerekir sanırım. Mesela geçici süre uterin arterlere klip atsak, sütüre atsak. Bu tercih edilir tabii ki. Geçici tabii. Geçici. Evet. Peki ben şey sorayım. Mesela yaş ve miyom önemli. Burada bias oluşuyor galiba. Yani yaşlı, daha yaşı ileri olan kadınlarımızda miyom görme riski fazla, işte gebelik oranları düşüyor vesaire. Burada bir bias var anladığım kadarıyla. İkincisi, bu tip miyomları olan hastalarda endometriyoziz, adenomiyoziz başka şeyler de oluyor. Yani bunlar da etkilemiyor mu? Yani bunlar da önemli galiba. Yalnızca miyoma odaklanıyoruz ama miyomla beraber birliktelik gösteren başka hastalıklar var. Bunları da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. En son da hani abortus oranlarından, işte preterm eylem doğumlardan bahsettik ama başka gebelikte ve gebelik sonrası sorunlar da olabilir. Komplikasyonları da yine miyomektomi olan, özellikle multiple miyomektomi olan hastalarda düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Evet, buyur. Evet. Pardon, özür dilerim. Yok, bitti. Sen buyur. Ya dediğiniz gibi tabii ki yaş ilerledikçe miyom sıklığı artıyor. Miyomların ve fertilite potansiyeli, şansı da azalıyor. Dolayısıyla çakışıyor. Birçok adenomiyoziz olsun daha ileri yaşta görülüyor. İşte endometriyoziz yine aynı şekilde. Dolayısıyla hepsi çakışıyor. Sadece miyomlar için bir değerlendirme yapmak tek başına çok zor. Ama tek başına eğer miyomdan şüpheleniyorsak da bununla bir şekilde baş edeceğiz. Yani evet. İsmail, sen bir şey söyler misin son olarak? Yani burada belki yine medikal tedaviler ön plana gelebilir. Yani evet. Multiple miyomlarda gerçekten cerrahi çok zor. Yani onlarda cerrahi yapsak da istenilen sonucu belki alamayabiliriz. Belki bu medikal tedaviler gerçekten daha iyi sonuçlar verebilir. Ben son olarak ikinize de birer cümle veya ikişer cümle. Yani bu gri zonda olan, yani o 3, 4, 5, belki 6, ne yaparsınız? Siz neler yapıyorsunuz? Yani pre-IVF ne yapmak istersiniz? Çıkartmak mı, medikal tedavi mi? Veya şunlar şunlar olursa, miyomektomi şunlar olmazsa, şey anlattı İsmail, acaba başka medikal tedavi mi? Siz neler yapıyorsunuz pratiğinizde, onu öğrenmek istiyorum ve sonra kapatalım. Başka soru yok şu anda çünkü. Ben başlayayım o zaman müsaadenizle. Evet. Şimdi şöyle, ben eğer çok çok büyük bir miyom değilse. Nedir şeyin? Yani kesin bir sınır yok ama 6-7 santimetrelik bir miyom değilse, 5 santimetre, 6 santimetreye kadar olan miyomlarda yine IVF zaten yapıyorsam IVF ile devam ediyorum. Ama eğer ki birkaç transferden sonra gerçekten başarısızlık varsa hastayla konuşarak bunun... İsmail de anlattı tabii. Ben birazcık miyomektomi yönünde anlatmak durumundaydım bu akşam ama tabii ki direkt olarak hastaya miyomektomi
önerme gibi bir durumum yok ve IVF ile devam ediyorum. Ama dediğim gibi birkaç başarısızlıktan sonra özellikle miyom hacmi büyükse hastaya bunun bir miktar ama çok değil bir miktar şansını arttırabileceğini söyleyerek cerrahi öneriyorum. İsmail? Ben şöyle yapıyorum kendi pratiğimde. İntramural miyomsa gerçekten kaviteyle ilişkisi yoksa cerrahi önermeme eğilimliyim. Gerçekten. Submüköz miyomsa cerrahi yapma eğilimliyim. Yani zaten kadın doğum. Sormadım zaten. Ayrı işler öyle. İntramural miyom substürize doğru ne kadar büyük olursa olsun yine cerrahi yapmama yönündeyim. Ama submüköz miyom komponenti varsa onu değerlendiriyorum. Kaviteyle ne kadar ilişkisi var. Ona göre bir yol çiziyorum, bir plan çiziyorum. Eğer hastanın eşlik eden başka bir IVF'de kötü prognostik faktörü yoksa, iyi kalite embriyolar veriyoruz, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı var. İntramural miyomu varsa yani hastanın o zaman açıklayamıyorsak da tekrarlayan implantasyon başarısızlığını cerrahi yönlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama doğrudan ben bu hastalara cerrahi yapmıyorum. Submüköz miyom varsa hastada, intramural miyom varlığında submüköz miyom ultrasona değerlendiriyoruz. Başka bir yöntem kullanmıyorum günlük pratiğimde. Ama hastanın semptomatik olacağını düşünüyorum. Submüköz komponentli olan hastalarda en azından bir adet düzensizliği ya da menoroji gibi şikayetler de eşlik edebilir diye düşünüyorum. Hani eğer ultrasonda böyle kararsız kalıyorsa, eğer bu şikayet yoksa yani hasta asemptomatikse ilk tercih olarak intramural miyomlarda cerrahi yapmama eğilimli. Tabii özellikle tekrarlayan implantasyon failure'larında veya başarısız IVF'lerde gerçekten başımız ağrıyor bu sefer. Başka neler yapabiliriz diye düşünürken böyle bir miyom da karşımıza durunca acaba alalım mı almayalım mı bu konuda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'ne, bütün katılımcı arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, değerli hocalarımıza, sevgili Emre'ye ve İsmail'e çok teşekkür ederim. Global Tüzüm'e de teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Ben bu webinarı kapatmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.